Kanser tanısı, takibi ve tedavisinin öncü birliği olacak akıllı çipi Türk araştırmacılar geliştirdi. İki parmağımın arasına sığacak kadar küçük ama marifeti çok büyük. Bu çip kanser hastaları için umut olduğu uzun süren, acı veren işlemler artık tarih oluyor. ODTÜ Teknokent araştırmacıları 7 yıl çalıştı. Kanda dolaşan kanser hücrelerini tespit eden akıllı çip teknolojisini geliştirdi. Teknolojinin kendisini ispatlamasıyla sağlıklı bireylerde de erken uyarı sistemi olarak kullanılmasını bekliyoruz. İğne biyopsisi yapılabiliyor fakat bunu çok sık yapamıyorsunuz. Hem maliyetli hem acı verici bir iş olduğu için. Şimdi ise bu çip sayesinde bir tüp kan yeterli olacak. Bir şeyler yapmak konusunda isteksizlik, umutsuzluk, mutsuzluk ve yalnızlık hissiyatlarının aktif olarak baş gösterdiği bir duygu durumu bozukluğu. Nedeni ise güneş aslında bizim başlı başına bir serotonin kaynağımızdır. Yani mutluluk hormonunu üretmemize yarar. Bundan dolayı da kapalı havalarda, yani bu mevsimlerde mutsuzluk oldukça fazla. Hareket etmek, spor yapmak, yürüyüş yapmak, güneşi ilk gördüğümüzde güneş enerjisini alabileceğimiz, güneşi görebileceğimiz bir yerlere gitmek. Özellikle de akşamları yatmadan önce papatya çayı içmeniz öneriliyor. Çünkü papatya çayı kaygı bozukluğunu azaltıyor. Solunum yetmezliği, akciğerinin oluşmaması, işte kalp yetmezliği nedeniyle geldi. Solunum cihazına bağlandı, beslenemiyordu tabii geldiğinde. Daha sonra her gün adım adım biraz daha iyiye gitti her gün. Solunum cihazından ayrıldı, oksijenden ayrıldı. Sağlıkla da bugün taburcu ediyoruz. İlk başlarda bayağı bir tedirgindik ama Allah'tan hiçbir zaman ümidimizi kesmedik. Sonunda mutlu sona ulaştık. Çok mutluyum, huzurluyum. Çok sıkıntılar çektik. Süreç çok uzun, 4 aylık bir süreçti. Çok şükür mutluyuz. 10 yıldır süren ve tanı konulamayan ve ilerleyen bir görme kaybım vardı. Gözümde ödem oldu. Nakil gerekiyordu çünkü artık görmem %10 seviyelerine düşmüştü. Öğretmenlik yapmak benim için çok zordu. Biz böyle durumlarda hastalarımıza bu yetersiz kalan hücreleri naklediyoruz. Buna biz kornea naklediyoruz. Vermek istediğim mesaj artık korneanın sadece hasta olan kesimine dokunup sadece hasta olan yerini değiştirebiliyoruz. Bu da hastada daha çok kendine ait doku kaldığı için korneanın reddolması daha uzunu engelliyor, daha uzun süre hastaya hizmet edebiliyor.